Başkent Ankara'dan herkese merhabalar. Bu bölümümüzde Radyasyon Onkolojisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yıldız Güney ile birlikteyiz. Konumuz tabii ki radyoterapi. Önemli bir konu. Eğer sizlerin de aklına gelen sorular olursa lütfen ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarından bizlere iletin. Merhabalar hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok nazik. Hocam, radyoterapi konuşacağız. Her kanser hastasına uygulanır mı? Bununla başlayalım. Evet, radyoterapi her kanser hastasına, özellikle günümüzde radyoterapi cihazlarının da inanılmaz gelişmesiyle birlikte hemen hemen uygulanabiliyor. Neredeyse kanser tanısı almış hastalarımızın %80-90'ı tedavileri boyunca bir kez radyoterapi alıyorlar. Dolayısıyla radyoterapi çok ivmelenen bir bilim dalı, evet. Ve hastalarımız da radyoterapiden oldukça fayda görüyorlar ve ışın tedavisi alıyorlar. Gerçekten çok ivmelenen bir tedavi, doğru söylüyorsunuz hocam. Peki bu ivmelenmeyle birlikte acaba yan etkilerde azalmalar oldu mu? Tabii, hep üstüne basa basa onu söylüyorum. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte radyoterapi bilim dalı da en fazla ivmelenen, en fazla gelişen bilim dallarından biri oldu. Dolayısıyla cihazların gelişmesiyle birlikte yan etkilerimiz çok azaldı. Çünkü artık çok daha sınırlı alanlara ışın veriyoruz. Yalnızca tümörü hedefliyoruz. Dolayısıyla çevre sağlam dokuları o kadar iyi koruyoruz ki yan etkileri tamamen kesiyoruz. Artık hiç yan etki olmuyor dememiz tabii ki imkansız. Ama bundan 10 yıl öncesine gittiğimizde artık yan etkilerin çok azaldığını hepimiz görüyoruz. Radyoterapi gören hastaların tedavi süreci nasıl işliyor? Günlük aktivitelerine devam edebiliyorlar mı? Şöyle, radyoterapi alan hastalarımızın yaklaşık %80'i kür amaçlı tedavi alıyor. Yani ne demek? Hastamızı tamamen iyileştirmek ve sağ kalımını uzatmak amacıyla tedavi yapıyoruz. Ancak küçük bir yüzdesi palyasyon amacıyla, yani ağrısını azaltmak, kemik kırığı riskini azaltmak, kanamasını azaltmak anlamında ışın yapıyoruz. Hastalarımızın, özellikle kür sağlamayı amaçladığımız hastaların çok büyük bir çoğunluğu da günlük aktivitelerini olduğu gibi sürdürebiliyorlar. Benim birçok hastam tedavisini aldıktan sonra kendi istekleriyle işlerine gitmeyi arzuluyorlar. Dolayısıyla günlük aktivitelerini tamamen sürdürebilirler. Eşleriyle, çocuklarıyla yaşamları nasıl devam ediyorsa aynı şekilde devam edebilirler. Tedavinin psikolojik yönünden de bakılırsa aslında, evet, bunu sizler de öneriyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Şimdi 10 yılda kanser tedavisinde radyoterapi gerçekten çığır açtı denilebilir. Bununla ilgili siz neler söylersiniz? Nedeni nedir? Şöyle, en önemli nedeni biraz evvel belirttiğim gibi teknoloji çok, evet, gelişti. Ve bu bilgisayar teknolojisinin gelişmesi de bizim bilim dalımıza olduğu gibi yansıdı. Eskiden çok daha geniş alanları ışınlarken, şimdi cihazların gelişmesiyle birlikte, ki bu ister görüntüleme olsun, ister tedavi cihazları olsun ya da tedavi cihazlarına eklenmiş çeşitli modüller olsun, aparatlar olsun, onların sayesinde evet, radyoterapi çığır açtı. Biz artık hedefi buluyoruz. Hedefe doğru tedavilerimizi yapıyoruz. Bununla birlikte de sırf hedef ışınlandığı için yan etkilerimiz de çok daha az oluyor. Yani hastaya minimum zarar vererek maksimum fayda sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Yani çok doğru söylediniz. Özetle budur. Aynen öyle. Radyoterapinin zaten esas amacı bu. Kesinlikle doğru, evet, söylediniz. Çok şükür ki teknoloji de buna artık imkan, evet, verir hale geldi. Işınlı ameliyat, kısa süreli ışın uygulamaları, halk arasında konuşulan terimler, duyduğumuz şeyler. Bunlar nelerdir? Evet, şöyle, artık biz cihazlarımızla birlikte, radyoterapi cihazlarıyla birlikte, ki
bunu birçok cihaz çok rahatlıkla yapabilmekte. Işına şekil vererek hedefe çok yüksek dozda ışın yollayabiliyoruz. Dolayısıyla tabii ki seçilmiş hasta gruplarında, bunu üstüne basarak evet. söylemek istiyorum, her hastaya değil, seçilmiş hasta gruplarında eskiden 30-40 gün tedavi verirken, şimdi 1 ile 5 fraksiyon, yani 1 ile 5 gün arasında yüksek dozda ışın vererek hastalarımızın tedavisini de bitiriyoruz. Ama gene vurgulamak isterim, seçilmiş hasta grubunda. Her şey cihaz değil. Evet, cihazlarımız bunu yapabiliyor. Tabii cihazlarla birlikte bunda iyi eğitim almış hekimlerimizin, radyasyon onkologlarıyla birlikte buna karar vermek lazım. Bu seçilmiş hasta grubunu biraz detaylandırabilir misiniz hocam? Tabii. Yani ekranları başında bizi izleyenler, hani acaba biz de yararlanabiliriz derlerse kriterler nelerdir? Biraz detaylandıralım hasta gruplarını. Şöyle, tabii ki bu bir iyi huylu tümörlerde kulak arkasına yerleşmiş, beyin zarında olan bir takım tümörlerde tek fraksiyonda tedavi yapabiliyoruz. Gene tamamen doğumsal olarak gelişmiş, konjenital olarak olmuş damar yumaklarında bu tedavileri yapabiliyoruz. Vücudumuzun herhangi bir yerinde atlamış esas tümörün dışında, o tümörden dolayı atlamış kısıtlı sayıdaki gene metastazlarda, tümörlerde çok rahatlıkla bu tedavileri yapabiliyoruz. Kanser türleri önem taşıyor mu tedavilerde? Kanser türleri çok fazlasıyla. Evet. Onun için evet, seçilmiş hasta diyorum. Hı-hı. Seçilmiş hasta, seçilmiş tümör, seçilmiş tümör biyolojisi çok önemli. Biz hastamızın ilk başta genel durumunu değerlendiriyoruz ve bizim için o patoloji kağıdı, patoloji raporunun her satırı inanılmaz önem taşıyor. Dolayısıyla biz hangi hastamıza uzun dönem, hangi hastamıza böyle bir 5 fraksiyon arasında, yani stereotaktik radyo cerrahi dediğimiz tedaviyi yapacağımıza karar veriyoruz. Radyoterapi kişiye özel bir tedavidir. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Peki, kemoterapi de kanser tedavisinde tabii ki çok duyuyoruz sıklıkla. Birlikte uygulanabiliyor mu radyoterapiyle? Şöyle, artık birçok kılavuzda ve birçok kanser türünde radyoterapiyle birlikte eş zamanlı kemoterapi, hedefe yönelik ilaçlarda kullanılabilmektedir. Hatta bazı kanser türlerinde bunlar altın standarttır. Altın standarttır, muhakkak eş zamanlı kullanılması gerekmektedir. Muhakkak bana siz şöyle bir soru soracaksınız hemen ben daha öncesinde. O zaman yan etki. Hemen içimden geçiyordu hocam, gözlerimden okudu. Evet, aynen. Daha fazla artmaz evet. mı diye. Ama evet, teknoloji gelişti ama bizler de çok geliştik hekimler olarak. Bu işi artık çok iyi yönetebiliyoruz. Dolayısıyla yan etkilerimiz de gayet sınırlı oluyor. Ama tedavi şansımız çok daha yüksek oluyor. Harika hocam. İzleyicilerimize son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Şöyle, evet, radyoterapi halk arasında ışın tedavisi, şua tedavisi olarak da bilinen bir tedavi türü. Lütfen geçmişteki bilgilerimizi radyoterapi ile ilgili, şua tedavisi ile ilgili birazcık unutalım ve bizlerden, radyasyon onkologlarından her zaman gerekli bilgileri alıp ona göre devam edelim. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler aldık sizden. Evet, Radyasyon Onkolojisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yıldız Güney bizlerle birlikteydi. Devam ediyoruz.